O arada biz hadi vinyet alalım. Online mı? Bulgaristan vinyetini alalım, bunu kıs birazcık Deniz. Kıs şunu Deniz. Bak hala geri çeviriyor o beni. Nasıl oluyor bu iş? Evet. BG Toll BG sayfa. BG Toll nokta BG. Baba. Baba. Şey ama Bulgarça yazıyor. Sınırı var. Tamam, orada sağ üst köşede Türkçe olacak. Yani diller olacak. Giriyorum önce. Türkçeyi seç oradan. Baba. Baba. Evet. Ürün alımı. Binek araç için ürünler. Binek otomobil için elektronik vinyet. Evet, işte onu seçiyoruz. 10 uç. Ha, burada ama Türkçe yok. Ya sağ üst köşeden tekrar seç. Her sayfada mı? Hayır. O sayfada bir kere daha seçtin. Türkçe oldu mu bir daha olmayacak. Sağ üst köşeden seç tekrar. Bir hafta, bir ay, üç ay, bir yıl, bir hafta sonu. Şimdi hafta sonu ucuz ama o cuma günü öğleden sonra pazara kadar. Pazar akşama kadar. Şu an salı olduğu için 8 Ağustos salı bize bir hafta yeter. Yani bir hafta seç. En az olan evet seç. Geri dönerken de buradan gitmeyeceğimiz için geçerlik süresi bugünden itibaren tarih 8 Ağustos 8 evet Ağustos'a kadar. Tamam. Taşı derecin bilgileri. Ülke Almanya seç. Plaka numarası. Plakamızı yaz. FRMA 8085. Aha. Evet. Bir hafta. Evet, kaç para? 10 uçak. Dinar mı ne? Leva. Leva. Leva, Bulgaristan Leva. Hı-hı. Evet. Elektronik posta? Yaz benim e-maili. Okey. Bot değilim. Random kodu okudum. Blablabla. Ben bot değilim. Ne? Motosiklet mi seçmem lazım? Niye? İçeren tüm resimleri seçin. Ha, ne içeren tüm resimleri? Motosiklet. Bu, aha, bu ve bu. Tamam. Doğru. Okay. Ve bana veya ben de sim kişiyle göre e-posta. Onu da. Tamam. Onaylama. Ödeme ile devam etmeden önce satın alın verildiğiniz doğru olduğundan verileriniz. Ferin. Almanya 88. Evet. Doğru mu her şey? Evet. Tarih doğru, plaka doğru, evet. Ülke kaydı doğru. Onaylama tekrar basmam lazım. Evet. Tekrar soruyor. Neyi? İşte o deve. Tamam, yani emin misin? Bir, ikincisi son kararın mı? Bak bundan sonra geri dönüşü yok diyor. Tamam. Yine devam. Aynı sayfa döndü. Ha, plaka. Plaka formatı geçerli değil ya. O zaman çizgisiz yazıyoruz. Ama birlikte. Birlikte ha, boşluk bırakmadan. Baba. Efendim, babam, babam. Binek tak iki kere sormuş beni. Hı. Yanlış çapta cevap. Değilim. Bot değilim, yani bot olmadığını kanıtlayamadın yani. Nasıl? Tamam mı? Hayır, yanlış. Bakayım. Ama oradan tamam söylemiş. Ver bakayım bir. Allah Allah. Bir. Bak bu bot değilim. Bak bu yaptım. Tamam. Her şey tamam. Tarihi seçtim burada. Plaka yazdım. Her şeyi yaptım. Onaylıyorum. Evet. Baba. Baba. Bir daha mı onaylıyorum? Bekle bekle. Bekle. Yenilenmek herhalde. Ne gibi soruyor? Kredi kartı bilgilerimi soruyor. Ödeme seç, şekli. Tamam, kredi kartını seç. Mastercard, Visa. Visa Secure, Mastercard ID Check. Tamam hangi? İşte orayı seç. Ha, Mastercard. Tamam. Ha bak burada. Okey, buyurun. Devam et yapıyorum. Kaydet hiçbir zaman.
Sonrası için. Yok, kaydetme, kaydetme. Okay. Harekat işleme. Okay. Elektronik pinyet bilgileri, ödeme bilgileri. Bla 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 bla. Her şey doğru. 13 işte onların parası. 6.65 euro olarak çektiğini söylüyor bana şimdi. Hı hı. 13 euro, 13 leva. 6 euro 65 sent çekti. Ne basmam lazım burada şimdi? Geri dönüş, çekme, elektronik posta. Yok, hiçbir şeye basmana gerek yok. Kapatmam direkt. Şimdi direkt, şimdi şeye bak, basabilirsin. Ana sayfaya git. Evet. Ana sayfada vinyet kontrol bölümü var. Aldık mı almadık mı kontrol etmek için. Ana sayfada, evet. Yine Türkçe geçerlik değilse... Evet, geçerlilik sorgulama, aynen. Yine Almanya. Burada gösteriyor. Son gösteriyor. 30 Mayıs'ta. Daha öncekileri de mi gösteriyor? Evet. Bir tane geride. Ya da bu seneden hepsi gösteriyor acaba. Ha, olabilir, evet. Ve şimdiki aldık. Ne oldu? Tamam mı? Kapatıyorum o zaman. Tarih falan tamamlıyorum. Bana mail gelmiş buraya. Ona da bakıyorum ben. Sen kapatabilirsin. Ben de buradan kontrol ediyorum aldığın doğru mu diye. Vignet numarasını göndermiş. Açıyorum vinyetimi. Kontrol ediyorum. Almanya'ya kayıtlı. Plakamız yazıyor. 8. ayın 8'inde 17.57'den itibaren. Yani 2 dakika önce satın alınmış. 13 leva karşılığında. Her şey tamam. Slovenya hariç vinyetlerimizi sen aldın bu sefer. Online olarak. Kolay mı zor mu vinyet almak? Kolay, saçma sapan şey de orada çıktı. Robot olmadığını kanıtlaman gerekiyor. Bak, sırada bekleyenler gidiyorlar buradan vinyet alıp geliyorlar mesela, koşa koşa. O da olur aslında. Tek başına giden için olmaz mesela. Olmaz ya, ama böyle sıkıldı bak, köpekle çıktı yürüyüşe falan. Hadi alırım bunu. Ya da çocuğa eğlence olsun ne bileyim. Ya bekliyor çok. Köş işte. Fiyat bilgisini bilmiyoruz yalnız, bakmadık orada kaç para. Farklı fiyat. Mı? Tabii fiyat. Ki. Adam burada kira ödüyor buralara. Mesela kaç ödedik? 6.65 mi ödedik, evet. Biz? 8 euro alacak oradan. Büyük ihtimalle. 5 euroydu değil mi? Eski zamanlar. Çok eskiden, evet. İlk gittiğimiz zamanlar. Evet. Türkiye'den çıktığımız 5 euro. Ama geçen seneye göre şimdi daha ucuz. Geçen sene 8 euroydu gerçekten. 7.5-8 euroydu. Bu sene 6.65. Şey mi? 15 levaydı geçen sene, bu sene 13 leva. Yani leva olarak indirime gittiler. Şeklinde. Verdiğimiz evrakları işte onları kontrol etmemiz lazım. Ehliyetle ruhsat istedi. Ehliyetle ruhsat burada. 3 tane pasaport vermiştim, onlar burada. Bir de oturum kartı, hepsi burada. Şimdi gümrük, asıl gümrük burası. Burada sol sol tarafta vinyet, bak burada. Evet, almasaydık, biliyorum. Orada sıra beklerken almasaydık burada durup alabilirdik. Almıştık, evet. Için. Almıştık buradan. Şimdi Bulgaristan'a da girdik rahatlıkla. Benim de koşarak gidiyor. Ha, vinyet almış o kesin. Vinyet almış, devam ediyor. Ya, biz devam edelim.